Bir umutla yola çıkıp kaçak olarak sınırları geçtiler. Kimi savaştan kaçtı, kimi açlıktan. Çoğunlukla Orta Doğu ve Afrika'dan gelen kaçak göçmenlerin ilk durakları Türkiye. Ana hedefleri ise Avrupa'ydı. Umutla çıktıkları yolculuk çoğunun sonu oldu. Nerede yuva? Benim toprağım, yuvam nerededir diye soruyorlar bu insanlar. Bu sorduktan sonra nereye entegre olabiliriz, olamayız? Türkiye göçmenler için bir durak olarak görülüyor. Her yıl Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sayısı on binlerle ifade ediliyor. Yakalananlar dışında yine binlerce insanın her yıl bu yolu izlediğini de biliyoruz. Çünkü şöyle bir istatistik var. Yakalananlar genelde kaçanların %10'u civarındadır. 10 bin, 20 bin kişi insan bir şekilde Güney Afrika'dan ya da Suriye hattından kaçak olarak gelip Yunanistan, Baltık ülkeleri ve oradan da mümkünse kuzey ülkeleri, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye'ye giren 200 ila 300 bin kayıt dışı göçmenin yarısı Avrupa'ya geçiyor. Şu anda içerisi bayağı kalabalık. Üstü bilginiz olsun. Avrupa'ya yasa dışı geçişlerde ana tercih deniz ulaşımı. Karayolundan geçişlerse Bulgaristan'ın sınıra ördüğü 160 kilometrelik tel duvar nedeniyle zorlaştı. Göçmenlerin tek çaresi ölüme meydan okuyarak Ege ve Akdeniz'e açılmak. Meydan okusalar da ölümün pençesinden kurtulamadı kaçak göçmenler. Uluslararası Mülteci Kurumu verilerine göre Akdeniz'deki ölüm vakaları 2014'e göre 30 kattan daha fazla arttı. Uluslararası Göç Örgütü yıl sonuna kadar ölüm sayısının 30 bine ulaşabileceği uyarısını yapıyor. Peki kim bu umut yolcuları? Iraklılar ve Afganistan'dan gelen insanlar. En çok Iraklılar hatta. Avrupa'ya ulaşabilen göçmenlerin ülkeler arasında ilk sırayı Suriye alıyor. Suriye'yi Afganistan, Eritre ve Somali takip ediyor. Göçün %80'i insan kaçakçılarının kontrolünde. %20'si ise kendi imkanlarıyla yola çıkıyor. Peki neden Türkiye göçmenler için ana durak değil? İnsan devamlı şunu soruyor. Ben güvende olmadığım zaman ne yapacağım? Bir güvenliğim yoksa ne işim var burada? Güven sorunu var, güvenlik. Bir de ben aç kalıyorum. Ve tabii Avrupa'nın sunduğu maddi imkanlar.